var gelinim. Bırak. Bu ne? Bırak lan. Bırak lan. Bu ne alçaklık? Halil yapma. Benim evimde. Benim yatak odamda. Bu ne ahlaksızlık ha? Öldüreceğim lan seni. Bu ne ahlaksızlık? Öldüreceğim oğlum. Bu ne ahlaksızlık? Ha? Halil yapma ne olur. Bu ne ahlaksızlık ha? Öldüreceğim lan seni. Anne. Yapma. Dokunma ona. Ay. Ay yapma bırak. Kabahat bende. Bu kadar uzun sürmemeliydi. Ama hakkını vermek istedim. Ama gelinim kendi kendine kurtulsun istedim o şeytandan. Aptallıkmış sabretmek. Ama artık aptallık bitti. Öyle yapma. Bugün kurtulacağız o şeytandan. Bırak onu. Bırak lan onu! Bugün kurtulacağız. Öyle yapma ne olur. O şeytan kutsal görevini yerine getirecek. Ama o şeytan ait olduğu yere gidecek. Cehennemin dibine. Ama önce o şeytana uymana engel olmalıyız. Ben yapma. Yapma. Korkma Feriha'm. Çok az yapacağım. Nazik olacağım. Hiçbir yerin acımayacak. Sadece biraz uyuyacaksın. Feriha iyi misin? Feriha. Ben evde yokken gözüm arkada kalmasın Feriha. İyi misin? Feriha uyuyor musun? Feriha. Konuşsana Feriha, cevap ver. Feriha. Gel gelinim. Çok güzel oldun gelinim. Çok güzel. Ne oluyor lan? Sabret. Birazdan göreceksin. Birazdan kendi gözlerinle göreceksin. Bence mamanı verelim değil mi? Görmeyince daha heyecanlı oluyor değil mi? Öldüreceğim onu seni. Daha çok yakıyor değil mi? Ha? Çünkü daha fazla. Bu gece bizim için uzun, senin için kısa olacak. Bu gece kutsal görevini yerine getirip aramızdan ayrılacaksın şeytan.
Geberteceğim oğlum seni. Ben buradan bir kurtulayım. Gece düğünümüz var. Bırak. Bak geldi mi? Geberteceğim oğlum seni. Buradan bir kurtulayım ben. Geberteceğim lan seni. Bırak. Bak geldi mi? Daha mı yakından görmek istiyorsun? Bırak. Öldüreceğim oğlum seni. Bak ne güzel olmuş değil mi? Adam mısın lan sen? Ha? Feriha duyuyor musun beni? Bana bak. Feriha oraya bakma. Feriha bir şey söyle bana bak oraya bakma. Feriha bana güveniyor musun? Çıkacağız buradan. Pisi pisine kirlendi Feriha. Ama bak, bak görüyorsun işte. Herkes bize düşman. Kimse bizi sevmiyor Feriha. Herkes ayrılmamızı istiyor. Düğün günümüzü mahvetmek istiyorlar Feriha. Hepsi planlı, hepsi. Ama başaramayacaklar. Gör bak, başaramayacaklar. Otur.
Sabret. Senin de çilen bitecek. Düğünümüz. Bak. Bunlar misafirlerimiz. Bu da şahidimiz. Misafirlerimizin eski bir gramofonu varmış. Ben de bugüne özel bir şarkı seçtim. Günün anlam ve önemine uygun. Normalde düğün dansı nikahtan sonra yapılır ama şahidimiz dansımızı kaçırsın istemem. Kutsal görevini yerine getirdikten sonra bize veda edecek. Bana kollarını uzatsan biraz, sana kul olurum, seven ne yapmaz. Bana kollarını uzatsan biraz, sana kul olurum, seven ne yapmaz. Gel öldür bu ömür, böyle tükensin. Sana bin can feda, seven ne yapmaz. Evet. Vakit geldi. Ben Halil Çetin, Feriha Yılmaz'ı bütün kalbimle karılığıma kabul ediyorum. Sen de sıra Feriha. Bağlıyken imzalayamam ki. Kocacığım. Ahmet Bey. Sus köpek. Sıran gelmedi daha. Feriha konuklar bekliyor. Evet. Feriha Yılmaz da beni kocalığa kabul ediyor. Sen de şimdi şahitliğini yapacaksın. Ellerimi çözmezsen şahitlik yapamam. Ellerini çözeyim, öyle mi? Tabii. İmza atman lazım, nasıl olacak? Korkak mısın sen? Yiğit adam. Cesur yürek.
iğnelerle uyuşturduğun biri kolu bağlı adamdan mı korkuyorsun? Korkak değilim ben. Yer o zaman. Köşe şu sandalyenin iplerini de. Atayım imzayı. Bak iğnemi yedim. Hala korkuyor musun benden? Beni karımın önünde küçük düşürmene izin veremem. Feriham sen ne diyorsun? Şimdi... yani şahit olmazsa... evlilik geçersiz olur tabii. Feriham doğru söylüyor tabii. Şahitlik olmadan olmaz. Çay alacağım, istiyor musun? Feriha. Emir. Hadi gidiyoruz. Feriha hadi. Feriha benimle misin? Başka şansımız yok hadi. Her şey çok daha güzel olacak, inan bana. Emir, ne yapıyoruz biz ya? En başından beri yapmamız gerekeni yapıyoruz. Herkese her şeyi geride bırakıyoruz. Emir, ne yaptın? Annemin babamın haberi yok, onları aramam gerek. Telefon sadece bizi bulmalarına yarar. Ya annemi arayacaktım ya. Çok korkmuştur. Bizi bekliyordu. Bir gidelim. Gittiğimiz yerde anneni de ararsın. Kime haber vermek istiyorsan da verirsin. Nereye gidiyoruz ki biz? Bilmiyorum. Ya.
Babamlar ne yapmıştır şimdi? Ya nerede saklanacağız ki? Nereye kadar saklanacağız? Ben seni çok seviyorum. Hiç bırakmayacağım. Duydun mu beni? Ne olursa olsun bir şey istiyoruz. Kış turizmi diyorlar ama bizim orada pek iş olmuyor. Emekli hayalimiz. Onun için de buraları bırakamıyoruz. Ara sıra yolda kalmış. Sahi siz de mi yolda kaldınız? Yok, biz geçiyorduk öyle gördük, bir bakalım dedik. Ha, iyi ettiniz. Gülizar Hanım sabahleyin kahvaltınızı getirir. Baktınız uygun olmuyor. O zaman gelirsiniz bize kahvaltıya. Çok sağ olun, teşekkürler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi iyi geceler çocuklar. İyi geceler. Yine hayatımıza attığımız ilk adım olacak. Emir, böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Artık nasıl olduğunun bir önemi yok. Biz birlikteyiz. Herkesten uzaktayız. Hadi git, kimi istiyorsan ara. Hadi. Anne. Anne, biz kaçtık. Emir'le ben kaçtık. Arkana bile bakma, kaç, kurtul kızım dedi. Annemin en büyük hayali okumamdı. Bu daha kırgın, daha kızgın babamları. Bak, biz buradayız. Beraberiz. Hem annen de seni anlıyor. Bizi anlıyor.
O da her şeyin daha güzel olacağına inanıyor. Ben de inanıyorum. Senin de yapman gereken tek şey buna inanmak. Şu an burada seninle olmasam ne yapardım bilmiyorum. Ama yine de bir şeyler ölüyor içimde. Seni sokağın ortasında öyle yerde gördüğümde benim içimde nelerin öldüğünü bilemezsin. Yaşadığımız bu kadar çok insanın canını yakabilir mi? Biz kimsenin canını yakmadık ki. Biz sadece yaşamak istedik. Ya onun canı hiç yanmıyor mu şimdi? Ne kadar kızgın olsa da kaçtığımız için annemin hiç mi canı yanmıyor? Geçecek. Önce kendi yaralarımızı saracağız. Sonra sıra yaraladıklarımıza gelecek. Dinle o zaman. Sana öyle bir şey anlatacağım ki başka bir şey düşünmeyeceksin. Her şey okul çıkışı küçük bir araba kazasıyla başladı. Hayatımdaki her şeyi değiştirecek ufak tefek küçük bir kızla tanıştım. Tanıdığım, bildiğim, kimseye benzetemediğim, huysuz, hırçın, inatçı. Ne garip. Belki de bütün hikaye bir hoşçakalda başladı. Gece dışarı çıkmayı severdim. Arkadaşlarla film izlemeyi, geyik yapmayı. Ama hiçbir şey onun gibi olmadı. Bir kadını sevmek. Ben hiçbir şeyi bu kadar çok seveceğime inanmazdım. Sevmek yaşamakmış meğer. Yaşadığını hissedebilmekmiş. Ne çok sırtımızı döndük birbirimize. Sonra her defasında daha sıkı sarıldık. Sanki seni her gün daha çok sevdim. Her geçen gün daha da çok seviyorum. Sen de benim tanıdığım kimseye benzemiyorsun. Mehmet'e, babama. Öyle asık suratlı değildin. Sıcaktım. Ama korkutucuydun da. O her şeyin fazlasına sahibim hallerim. Yine her şeyin bittiği bir günde o tiyatro sahnesinde parlayan kız demiştim bana. Ayrıldığımızda keşke bir hikaye olsaydık demiştim. Başımıza ne gelirse gelsin sonunu mutlu bitebileceğini bilseydik. Sana söz veriyorum, mutlu sonla bitecek. Beni hep sevecek misin? Son nefesimi verene kadar seni hep seveceğim Feriha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.